Evet sevgili dostlar, destekçilerimiz Kayseri Özelim Hastanesi'nin ve golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmesiniz de sevinirim. Sabahın erken saatlerinde sizin için bu videoyu hazırlıyorum. Çünkü bugün bayağı işim var. Arabanın muayenesiydi, cart, curttu, çocuklarda. O yüzden beğenilerinize talibim. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe yorumu. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçı. TV 8.5'da değerlendirmiş. Normal değerlendirebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin maçını herkesin değerlendirmesi şart. Ee, özellikle adalete inancı olanların. Bu kolay geçeceğini düşünüyordum maçın ama zor geçti diyor. Sumudika'nın takımı çok disiplinli oynadı. Geçen haftadan çok farklı bir takım vardı Gaziantep'in. Kalabalık bir savunma yaptılar. Hırslı oyuncularla pozisyon buldular demiş. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten de neyse. Antep'in pozisyonları sayarken Fenerbahçe'nin oyunu force etti diyebiliriz. Maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'nin pozisyonu vardı. Zorlanınca iş biraz da telaşa gitti. Fenerbahçe gol bulamayınca telaş etmeye başladı. Antep'in bu kadar iyi savunacağını düşünmüyorum demiş. Ben tam aksine Fenerbahçe'yi iyi buldum. Çünkü ben Antep'in ya istiklal ya ölüm mücadelesini sadece Fenerbahçe maçlarında gördüğüm için normal. Fenerbahçe çok değerli bir 3 puan aldı. Bu maçı 7 birlik maçtan daha değerli görüyorum. Galatasaray Sivas'ta puan kaybetti. Kaybetmemesi gereken deplasman maçları bunlar. Fenerbahçe sezon başından itibaren transferleri %70'e kadar kendisi yapıyordu. Jesus başarısız gitmedi ama İsmail Kartal'a da iyi bir kadro kurdu diyor. Valla Jesus'un da önüne güzel şeyler sunuldu ama illa Gustavo da Gustavo. Neyse. İsmail Kartal herkesin beklediği şeyi yaptı. Bacuay'ı sokarak. 4 forvete döndü. İsmail Kartal ben Galatasaray'da puan puana kalmak istemiyorum dedi ve bugün cesur kararlar aldı. Bugün taraftarların gönlündeki gönlündekini yaptı İsmail Kartal. Bak şu ayı sokmamış olsam İrfan Can bu kafaları atamazdım. Doğruya, doğruya doğru arkadaşlar. Yani orayı karıştıracak, birebir bir eşleşme yapacak. Bir tavsiyem olsun. Hadi oturt, İrfan'ı oynat. Bak Tadici konuşarak da halledebilirsin. Değişiklikte de tamamen ofansif oynamaya başladı Fenerbahçe. İsmail Kartal'ın hamlesi tam şampiyonluğa oynayan bir teknik adam hamlesi oldu. Yapması gerekiyordu ve mükemmel bir hamle yaptı. Ali Koç gemileri yaptı, yaktı bu sezon. Ali Bey gemileri yaktı. Rakipleri henüz transfer yapmamışken siz iki tane hazır oyuncu getiriyorsunuz. Bak hazır oyuncu. Yani şifremiz bu. Hazır oyuncu getiriyorsunuz. Bu yıl o yıl değil, tasarruf yılı değil. Yabancı oyuncuların birkaç tanesi muhtemelen gidecektir. Ama onları yolları ayırmadan iki oyuncu getiriyorsun. Ali Koç 5,5 yıl önce başkan oldu ama ilk kez bu yılı kendi yılı olarak görüyor. Bu kadroyla Atina'da Konferans Ligi finaline gidebilirsiniz. Mayıs ayında bir anda 3 kupa çekebilirsiniz. Konferans Ligi'nde favori olarak Aston Villa ve Fenerbahçe'yi görüyorum ben. Hatta Fiorentina'yı da seyrettim ben. Bence Aston Villa Fenerbahçe finali olacaktır. Uzun yıllardır bu kadar geniş ve kaliteli takım görmedim. bu 1-0'ın kıymeti çok önemlidir. İsmail Kartal da ben galibiyete bakarım diyor. Oyuncuların özverisi çok iyi. Fenerbahçe camiası olarak oyuncularla taraftarla ben bu işi bırakmıyorum diyor. Fenerbahçe çok iyi bir kadro kurdu. Bu kadroyu oluşturamazsınız. Bu kadroyu oluşturamazsanız Galatasaray'a geçemezsiniz. Geçen sezonun takviyeli Galatasaray'ını geçmeniz çok zor olur. İsmail Kartal, Jesus'un 5'te 1'ine çalışıyordur fiyat olarak. Ama bu tip lider oyuncularla İsmail Kartal'ın çalışması daha iyidir. Cami olarak çok kenetlenmiş durumda değerli bir galibiyet oldu diyor. Şimdi Fenerbahçe bunu yaparken bir de eldeki e, ya, tabirimi mağur, böyle mazur görün ama istenmeyen tüylerden de kurtuluyor. Gerçekten istenmeyen tüyler. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar? Evet. İstenmeyen bazı şeyler var. Mesela Samet Akaydın. Doğru ya doğru. Fenerbahçe taraftarı istemiyor. Ve Panathinaikos'a kiralandı. Samet Akaydın. Ee, yeni takım ilgili açıklamalarda bulunmuş. Hani herkes Fatih Terim'le çalışmak ister falan filan demiş. Bu arada Fatih Terim'in e, lig maçında İvan Bebek'miş. Var hakemi. Yani bazen Allah'ın sopası yok. Cümlesini o kadar çok kullanmak istersin ki. Yani taraftar grubundan çok etkilenmiş. Yunanistan'da büyük bir camiaymış. Aradığımı bulacağımı istiyorum. Hırsımla öne çıkıyorum falan filan diyor. Ben 2 saat Samet Akaydın'ın konuşmalarını size dinlettirip tuhaf bir açıklama yapmak istemiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Üyelere ben dedim ki arkadaşlar bendeki duyum şu şekilde. Samet Akaydın işte belli bir kiralama ücreti var. 200 bin euro diye biliyorum. Ona gittim. 4 milyon euro satın alma opsiyonu var. Gittim. Ancak şunu söyleyeyim. Yunan takımı 4 milyon euro'yu da kullanmak da istiyor, direkt almak istiyorlar ama yine de bir deneyelim diyorlar. Oynama garantisiyle gitti. Ancak belli bir maçta da oynarsa yani sakatlanmaz, kırmızı yemez, şu olmaz, bu olmaz bu oynarsa da satın alma opsiyonu devreye girecek dedim. Fakat sonradan sosyal medyada duyumcular dedi ki 200 bin euro'ya gitti. Satın alma opsiyonu yok. Fenerbahçe Euro 2024'te oynatacak. Şöyle olacak böyle olacak diye. Ben dedim ki bak benim duyumum değil bu. Ha, benim duyumum bu şekildeydi. Demek ki bilemedim diye. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada ise satın alma opsiyonu gitti diyor. Ya arkadaşlar size sadece şunu söyleyeyim. Benim duyumum olmasın. yani en sevdiğiniz Fenerbahçe muhabiri kimse onun duyumu olsun. Okey. Anlaştık mı? 200 bin euro kiralama bedeli 4 milyon euro satın alma opsiyonu oynama garantisiyle gidiyor. 15 maçın üstüne çıkarsa mesela 15 maçtan fazla oynarsa da zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor. Yani 3.7'ye aldın. Samet'i 4.2'ye satmış olacaksın inşallah. Kabul mü? Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den talip. MK'ye Ankara gücü. Fenerbahçe'den Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor diyor. Sadece Henrique değil de. Neyse. Yaz Samuncuoğlu'nun haberine göre MK Ankara gücü Brezilya futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor diyor. Biliyorsunuz Emre Belezoğlu orada. Bana sorarsanız Emre Belezoğlu çok bile kaldı. Ama Ankara Gücü sonuç ne olursa olsun kümede düşsek birlikteyiz diyor. Sakatlık nedeniyle ilk, ilk devreyi kaçırmıştı. Gaziantep maçının kadrosuna dahil edildi. Evet süre almadı ama o kadronun içinde yer alması, o kulübe de yer alması çok çok iyiydi. Tam 5. kez söylüyorum arkadaşlar. Transfer sezonu bitene kadar yani 6 Şubat'a kadar istersen kadronda 20 tane yabancı olsun. Hepsini oynatabilirsin. Hepsini kadroya alabilirsin. Burada bir sınır yok. Buradaki tek sınır transfer sezonu bittiği zaman arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bittiği zaman. Şimdi Fenerbahçe'ye Kent piyangosu Steven Gerrard'ın ekibi El ettifak Fenerbahçe'den Ryan Kent'e 4 milyon euro teklif etti. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekten de ciddi manada iyi durumda değiliz. Bunu bir kabul edelim. Yani maddi anlamda iyi durumda değiliz. Şu anda bize her türlü parasal şey lazım. Bu arada Umut Nair ilgili de hiçbir haber göremiyorum ama Pendik Spor'a sezon sonuna kadar kiralandı diye biliyorum. Ama hani açıklama olmayınca da bir şey diyemiyorsun. Batshuayi'ye daha da yerde şunu söyleyeyim. Batshuayi'ye teklifler vardı. Hatta 3 tane takımın teklifi vardı. Görüştü etti ama anlaşamadı maaş konusunda. Anlaşırsa gidebilir arkadaşlar. Batshuayi konusunda da. Bunu da izah, etmiş olayım. Sumudika'nın ukalalığına İsmail Kartal'ın sezon sonunda şampiyonluk kutlarken en güzel cevap vereceğini düşünüyorum. Allah inşallah böyle bir cevap verme imkanını nasip etsin. Şimdi kent takımdan ayrılacak ve el ittifaka yakın olduğu söyleniyor. 4 milyon euro diyor. Arkadaşlar 4 milyon euroluk bir teklif varsa beni bile satabilir Fenerbahçe. Hiç sıkıntı değil. Çünkü şu anda 4 milyon euro Fenerbahçe için 40 milyon euroya eşit. Anlatabiliyor muyum? Batçuay'ı demişken Batçuay konusuna da gideyim. Fenerbahçe'den Batçuay için transfer kararı. Menajerler Batçuay için Fenerbahçe'yi telefon yağmuruna tutuyor. İsmail Kartal'dan e yaklaşık 1000 dakikada 9 gol 3 asistlik katkı yapan Belçikalı golcüyü bırakma niyetinde değil. Açık söyleyeyim. Eee Batshuayi 3 milyon euro alıyor bizden. Euro 2024'te forma giymek istiyor. Ceko'nun arkasında ve ikinci yarı Ceko'nun biraz daha yorulacağı görüşünde. Selahattin Baki ve Mario Branco'ya telefon telefon üstüne geliyor. Ancak telefon gelmesinin önemi yok. Her ikisi de hani yıllık 3 milyon euro verebiliyor musunuz gibisinden bir düşünceye sahip. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, bazen de taş yerinde ağırdır demek gerek. Gerçekten taş yerinde ağırdır demek gerek. Şimdi biz Batu Şua'yı gönderdik. Ben açık söyleyeyim ben Batu gitmesi taraftarıyım. Ee, yani Bat e, yani Batu gitmesini isteyen isteyen düşünenlerdenim. Ama taş da yerinde ağırdır. Şimdi Batu iyi gönderdin. Yerine Batu iyisini bulacak mısın? ya yani i̇yisi derken alıp oynatıp tutturabileceğin. İsmi bulabilecek misin? Eğer bulabileceksen bak şu ayda gidebilir. Ben de gidebilirim. Umarım anlatabiliyorumdur. Şimdi bak. Şu anda muhtemelen Fenerbahçe'de bir değişim var. Bak, bu sezon Fenerbahçe'de hızlı davranarak iki kritik hamle yapıldı. Bir Jasikevicius bir, bir de Bonucci. İki tane hızlı hamle. Bonucci geldi. ilk maçında direkt oynadı. Hani hem zaruretten hem mecburiyetten. Ben şunu da söylüyorum. Bir de Çağlar Söyüncü'yü alıp sürekli sakatlanan bazı isimleri göndermek lazım. Çağlar Söyüncü konusunda görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Serdar Aziz'den, Merdan Aziz'den bu iş olmaz. Yani Serdar Aziz dün de gösterdi. Diyor ki ben canımın istediği zaman sakatlanırım, canımın istediği zaman oynarım. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünya yok. Bakın. Fenerbahçe Galatasaray yarışta. Ligin ilk yarısında ne yaptılar? Fenerbahçe ve Galatasaray ligin ilk yarısında ne yaptılar? 4 tweetle sevgili Doktor Gürkan Kubilay anlatıyor. Şutların gole dönme oranı Fenerbahçe %18.1 Galatasaray 9.8 İlk yarı istatistikleri arkadaşlar. Gaziantep maçı hariç. Tabii ki de ikinci yer olduğu için sayın Bakın Fenerbahçe bariz bir şekilde iki kat neredeyse. Fenerbahçe'nin topu içeri sokma konusunda Galatasaray büyük üstünlük sağladı. Peki o zaman puan farkı niye açılmadı? Hakemler Fenerbahçe rakip kaleyi Galatasaray'dan iki kat daha yüksek oranda bulmasına rağmen kaleci farkı puan farkını engelledi. Kalesine gelen şutların gol olma oranı Galatasaray 6.3 iken Fenerbahçe 11.1. Peki kenar ortalarıyla hangi takım daha iyi kullandı? Açık oyunda kenar ortasına Galatasaray 441, Fenerbahçe 344 kez. Daha fazla orta yapmış ama verimlilikte de Fenerbahçe daha iyi. Galatasaray'da bayağı kötü. Kenar ortalarının gole dönme oranı Fenerbahçe 2.9 Galatasaray 1.4 Düşünün bizden fazla ortaya Peki kornerleri kim daha iyi kullandı? Kornerleri Fenerbahçe Galatasaray'dan daha iyiydi. Kornerlerin gole dönme oranı Fenerbahçe 3.6 Galatasaray 2.2 Bana sorsanız biz hiç kornerden gol atmadık. Hani çok kısır korner kullandık derim. Yani Kubilay analiz verilerinde bunlar gibi daha 6000 veri var ama çok kısa özetlemek istedim. Hakem Türkiye Futbol Federasyonu veriler subjektif olduğundan buraya almadım diyor. Belki de hani belki daha hakem katkısı var taraftarın diyeceği gibi diyor. Şimdi Fenerbahçe'nin yapması gereken doğru hamleler. Misal şu anda gönderilmesi gereken isimler. Crespo 1, Zaitz 2, Kent 3, bana belki kızacaksınız ama Joshua King 4. Samet zaten gitti 5. Umut Nair gitti 6. Lincoln kendi lisansı çıkarılabilir. Yabancı olarak 1. E, Bonucci zaten alındı 2. Kurniş geldi 3. E, Saldanha konuşuluyor ama hani ben olacağını zannetmiyorum. Bir de Çağlar. Yani uzun lafın kısası iyi bir değişim. Ara transfer döneminde yapılanma yapmak Fenerbahçe açısından çok çok iyi bir iş. Bu yapılanmayı yaparsan zaten depara kalkarsın. Ya Sabuncuoğlu diyor ki Mert Hakan kendisiyle ilgili alınacak her karara saygılı yönetim kal derse kalacak git derse gidecek diyor. Biz Mert Hakan'a niye tepki gösterdik? Kayserispor maçından dolayı. Kayseri Spor maçındaki Mert Hakan yandaş küfürlerin odağındaydı. Çünkü orada gitti hem kendi gaza geldi gelmemesi gerekirken hem gitti Fred'i gaza getirdi yapmaması gerekirken hem de Fenerbahçe'nin başını yakmak üzereydi yakmaması gerekirken. Hatalardan tabii ki ders alabilir. Hocam biz Mert Hakan'ı kesinlikle istemiyoruz. Şöyle böyle Fenerbahçe tarafları duygusaldır. Çarşamba günü muhtemelen Türkiye Kupası maçında biz Mert Hakan'ı izleyeceğiz. Şimdi doğruya doğru biz muhtemelen Mert Hakan'ı izleyeceğiz çarşamba günü. Çarşamba izlediğimiz Mert Hakan'ı da bakalım yere güve sığdıramayacağız? Çok mu beğeneceğiz? Hiç mi beğenmeyeceğiz? Hocam biz beğenmeyelim. Sildik biz onu. E, defterden sildik. Bir daha o iflah olmaz. söyle böyle istediğiniz kadar söyleyeyim. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ben de sizlerden biriyim çünkü. Çarşamba günü gidecek bir tane gol atacak. Diyeceksiniz ki Aa, aslında dursa iyi. Yabancı kuralı Türk kuralı. Açık söyleyeyim. Mert Hakan'ı gönderip Salih Uçan'ı alsam Hani sağ parmağı gönderip sol parmağı almış olursun. Mert Hakan'a eğer yurt dışından 4-5-6-8-9-15'e isteyen varsa tabii ki de sat. Kulübe kaynak üretirsin. Mert Hakan'a gönderirsin. Oraya orta sahaya e, isimler alırsın. Bak bizim kirada da oyuncularımız var. Bunu da asla ve asla unutmamak lazım. Seneye. E, yani seneye de seneden bahsediyorum. Gelecek seneye. 12 yabancı 14 Türk olacak 14 Türk'ü iyi kurgulamak lazım. Hocam Mert Akın'dan falan filan bu iş olmaz Şöyle böyle ya duygusallığı bir geçin Bir duygusallığı bir geçin kenara bir atın Anlatabiliyor muyum? Bir duygusallığınızı kenara atın Şu anda e, Edin Ceko 16 gol Transfer market verilerine göre Şimanski 9 gol, İrfan Can 7, Tadiç 7, Cengiz 5 Yani Asis Krallığı Şimanski 9, İrfan Can 6, Tadic 6 diye gidiyor Sezonun başında sorsam İrfancan gitsin derdiniz. Öyle değil mi? Duygusallıkla İrfan Can gitsin derdin. Yani satışta da iyi bir Fenerbahçe, alışta da iyi bir Fenerbahçe izledik. Ee, Birçok futbolcudan çıkıldı. Birçok futbolcudan e, ayrıldı. Mesela Omar Fayet kiralık. Ertuğrul Çetin kaleci kiralık. Çağatay Kuru kalıp sol bek kiralık. Joao Yok kiralık. Yiğit Efe Demir kiralık. Stoper. Yusuf Kocatürk Türk ön libero, kiralık. Arda Çağdaş kiralık. Cao Pedro kiralık. Samet Akaydın şimdi kiralık. Emre Demir kiralık. Burak Kapacak kiralık. Emir Ortakaya kiralık. Benimki de injury. Injury'ye benzedi. Tiago Çukur kiralık. Mesela Eyüp gönderdik Iğdır'a ama hani şeyimiz yok. Açıkçası çok e, parlayacak düşüncemiz yok. Şimdi Yağız Sabuncu diyor ki Çağlar 4 takım istiyor. Fenerbahçe, Porto, Roma, Fulham. Çağlar Fulham'ı istemiyor. Fulham da işlerinde en ciddi ise son servisten almak isteyen Porto ve Roma'da kiralık istiyor. Ben dün dediğim gibi ee, Ali Koç Serdar Aziz'i gördükten sonra bence Çağlar konusunda da hızlanacaktır. Dün sosyal medyaya bir iddia atıldı. Dediler ki iki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Son görüşmeler yapılıyor dediler. Crespo Beşiktaş'a Abu Bakar Fenerbahçe'ye hayırlı olsun dedi. Kim dedi? Yılmaz Dirim dedi. Ajans Spor'dan. Yani bunu söyledi. Duyum olarak verdim. Arkadaşlar Crespo'yu verip Abu Bakar'ı almak. Ben şunu söyleyeyim önce. Kendi adıma fikrimi soracak olursanız. Yani önemsiyorsanız beni. Benim fikrimi soracaksanız. Ben şunu söyleyeyim. Crespo var, verip Abu Bakar almak mantıksız. Crespo'yu 4'e 5'e satabilirsin. Her şekilde kar edersin. Abu Bakar'ın kaprisleriyle falan biz baş edemeyiz. Biz Fenerbahçe'yiz. Bak Zaytis verip Salih Uçan almak ikinci bir Mert Hakan almak. Ancak Euro sözleşmeden çıkıp TL sözleşmeye dönmek olur. Hocam Salih Fenerbahçe'de yedek bile olamaz. Bu kesin peşin hükümlü konuşmalardan bir vazgeçin. Bence Fenerbahçe'nin şu anda Abubakar'dan ziyade Çağlar Söyüncü'nün üstüne düşmesi lazım. Yani yapabiliyorsan Crespo'yu 3'e 5'e sat. Çağlar Söyüncü'yü öyle al. Çünkü Fenerbahçe'de ön libero şu an 5 kişi birden oynayabilir. Bartu Elmaz oynar. İsmail Yüksek oynar. 2. Kurniç oynar. 3. Zorda kalsan Fred'i de çekersin. 4. Zorda kalsan yani 4. isim artık. Ya da Bartu Elmaz'a hiç güvenmiyorsun. O zaman Bartu'yu kiralayacaksın oynama garantisiyle. Yani ee, ha ya sabuncu oldu demişti. İki büyük kulüp arasında e, oyuncu takası olabilir. Beklemede kalın diye. E, onu söyleyeyim. Ha şu da belirteyim. Zayt gitme niyetinde değil arkadaşlar. Miha Zayt çok da gitme niyetinde değil. Hani beyefendi kendisine Süperstar ilan ediyor. Bazen de bu da çok çok önemli. Valla futbol hayatını bitirir. Kendi bilir. Futbol hayatını hem de öyle bir bitirir ki 7-8 yerinden bitirir. Lisansı misansı yırtılır. Sezon sonuna kadar öyle boş beleş durur. Neyse kendi bilir. Aa hocam sence Crespo Abu Bakar olacak mı? Bence olmayacak arkadaşlar. Ben bunu doğrulatamadım açıkçası. Ama şunu söyleyeyim. Salih e, ee, olur mu? Olur. Çünkü artık Zeiss'ten iyice tiksindim. Gidebildiği yere kadar gitsin. Biz de kurtulalım. Adnan Aybaba. Galatasaray'da büyük bir ekonomik çöküş başladı. Söylendiği gibi değil. Sihirbaz Erden Timur'un sihiri bitti. Çünkü para bitti. Salı günü Tete UEFA'ya başvurdu alacakları için. Bakın ifadeler çok ilginç. Kulübün ödemesi yapılmadı. Erdem Bey şahsi ödeme yapması gereken para ödenmedi. Diğer futbolcular sırada 2 milyon euro bir para verilmemiş Tete'ye Hiç ödeme yapılmamış. Lan zaten adamın yıllık ücretini 2 milyon euro dediler. Ona rağmen para yatılmadıysa demek ki bizim bilmediğimiz çok değişik sözleşmeler var. Ya düşünsenize gerçekten TT böyle bir şey yapıyor. O bir başvuru yapıyor. Öte yandan şakların başvurusu var. Lan çift taraflı ceza yiyorlar. İnanılmaz bir şey oldu. Keşke olsa. Şimdi Florya'dan çok enteresan şeyler geliyor birçok bir futbolcu Icardi'nin aldığı yıllık 10 milyon euro ülke ülke gezmesine huzursuz durumdadır. Ve huzursuz kat safhada diyor. Gözünün kör olma durumu falan asla ve asla yokmuş arkadaşlar bilginiz olsun. Maaşı gecikmiş. O da rest çekmiş. Kulüptekiler de zaten düşüşünü gördükleri için ama sen, sen çeneni açma da gez diyorlarmış. Davison Sanchez sakat falan değil. Maaş problemi varmış. Daha son derece huzursuz ve mutsuz diyor. Ee, Icardi'nin maaş alıp yan gelip yatmasından huzursuz. Ülkeye alışamamış. O sendromu geçiriyormuş. Enteresan işler. Galatasaray bakalım ne olacak. Florya'da kazan fokur fokur diyor. Bunlar arkadaşlar sosyal medyadaki duyumlar. Benim e, duyumlarım değil. Ben Galatasaray konusunda e, duyum e, kaynaklarım yeterli değil. O yüzden bir şey diyemem. Ama umarım bunlar doğrudur. Yani umarım Galatasaray'daki ekonomik çöküş başlamıştır. İnşallah e, kendi kendilerine elleri ayaklarına dolaşır. Bir şeylerin cezasını kendi kendilerine verirler. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Transfer'e dair bütün duyumları sizlere verdiğimi düşünüyorum. Elimden geldiğince umarım bir beğeni çok görmezsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.